Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ilginç bir ürün. Gerçekten de ilginç. TAPO ki TP-Link'in bir alt markası oluyor. TAPO C100 isimli güvenlik kamerasını inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi TAPO dediğimiz zaman aslında aklınıza ne geliyor bilmiyorum ama daha önce ben bu markanın, TP-Link'in TAPO ürünlerinden böyle küçük bir uzaktan kumandalı prizini incelemiştim. Onu uzaktan istediği saatte açıp istediği saatte kapatabiliyordunuz. Öyle otomasyon işleri için kullanabileceğiniz güzel bir üründü. Bu güvenlik kamerası. Bunun bir de C200 versiyonu var bu arada. E ee, onda motorize bir kafa var. Bunda motorize değil. Bu manuel bir güvenlik kamerası. Yani aslında internet üzerinden bağlanan ve işte istediğiniz yerin güvenliğini görüntülü olarak sağlayan bir ürün. Temelde böyle bir şey. Çok da uygun fiyatlı ve ucuz bir ürün bu arada. Bu yani yaklaşık 280 lira civarında bir fiyatı var ki hani her şeyin alıp fiyatını alıp bittiği ve pahalı bir hale geldiği günümüzde bence güzel bir alternatif olmuş. Şimdi her zaman yaptığım gibi biraz genel görümden bahsedeyim. Aslında ekranda görüyorsunuz. Detaylarda anlatacağım bunu. E şöyle basit bir ürün aslında. Bir kaide üzerinde duran bir kameramız var. Ön yüzünde bir led lambamız var. Bir de bir delik var. Bu delik mikrofon deliği. Onun ne işe yaradığını birazdan söyleyeceğim. Arka tarafta ise yine bir delikler silsilesi var. Burada da hoparlörü var. Yani anlayacağınız üzerinde mikrofon ve hoparlör var. Alt kısmında bir elektrik bağlantısını, bir adaptör yardımıyla ki oldukça da uzun bir kablosu var yapıyorsunuz. Fakat bunun yeri biraz bence garip olmuş. Yani bunu arkaya taksak sanki daha güzel olur diye de düşünmüyor Diyelim Böyle altta biraz çarpıyor gibi şu şu kısmı. Ama oraya yapmamaların bir sebebi vardır diye tahmin ediyorum. Bu kaideyi kutusunun içinden çıkan böyle küçük vidalar var. İstediğiniz gibi duvara vesaire takabiliyorsunuz. Özel yuvaları var zaten içinde. Hatta küçük bir şablon da var. Onunla beraber bir kapıya, bir duvara filan monte edebilirsiniz. İsterseniz istemezsiniz böyle masanın üzerinde de durabiliyor. Onda bir sıkıntı yok. Şöyle ha hareket ediyor kafamız. Şu şekilde, şöyle. Belli bir açıyla sağa sola ve 180 dereceye yakında, 180 derece hatta geriye doğru. Yani bir duvara taktığımız zaman şöyle durabiliyor mesela. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi birazcık teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. Şu anda ekranda görüyorsunuz. TP-Link'in TAPO C100 güvenlik kamerası 1080p video kayıt yapabiliyor. 20 metreye kadar da gece görüş özelliği var. Yani gece de kullanabiliyorsunuz. Bu güzel. Hareket algılama bildirim özelliği bulunuyor. Ses ve ışıklı alarm verebiliyor. İki yönlü ses özelliği var. Yani onu birazdan detaylarını vereceğim ama siz sesinizi iletebildiğiniz gibi ortamdaki sesi de duyabiliyorsunuz. Micro SD kart yuvası var. Yan yüzünde oraya taktığınız zaman 128 GB'e kadar video depolama imkanı oluyor. Bu da yaklaşık 16 güne tekabül ediyor. Gizlilik modu var. Kamerayı komple kapatabiliyorsunuz. TAPO uygulaması ile kolay bir kurulum yapabiliyorsunuz ve fiyatı da 280 TL. Şimdi ben ilk olarak kurulumdan bahsetmek istiyorum. TAPO uygulaması var TP-Link'in. Daha önce incelediğim üründe de onu kullanmıştım. Bunu da aynı şekilde kullanıyorsunuz. Bunu bir e, elektriğe bağladıktan sonra bunun üzerine, üzerinden o uygulama yardımıyla cep telefonunuzdan veya tablet bilgisayarınızdan hızlıca kuruyorsunuz arkadaşlar C100'ü. Kurulum çok 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 kolay. Gerçekten çok kolay. Kurduktan sonra da karşınıza bir menü çıkıyor. Bu menüde zaten kendinizi görüyorsunuz eğer kameranın karşısındaysanız eğer. Ve birçok ayarı o kamera menüsündeki, o uygulama menüsündeki ayarlar üzerinden yapabiliyorsunuz. Oradan giriyorsunuz işte bir hareket alanı belirleyebiliyorsunuz. Orada bir hareket olduğu zaman sesli bu ışıklı bir uyarı versin diyorsunuz bulunduğu ortama. Ya da size bildirim gelsin cep telefonunuza diyorsunuz uygulama üzerinden. Bunların hepsini o tapu uygulaması üzerinden yapabiliyorsunuz. Kolay bir kurulumu var. Birçok ayarı var. Ee, SD kart taktığınız zaman yani mikro SD karttan bahsediyorum bu arada. Kart taktığınız zaman isterseniz yani otomatik olarak gelen ayar şöyle oluyor. Hareket ettiği zaman cihaz yani karşısında bir, bir şey hareket edildiği zaman kayıt ediyor bu SD karta. Eğer üzerinde mikro SD kart takmazsanız kayıt yapmıyor arkadaşlar. Yani herhangi bir yere bir buluta vesaire kayıt yapma özelliği yok bu kameranın. Sadece ve sadece izliyorsunuz yani mobil cihazdan baktığınızda bir görüntü görüyorsunuz. Ama o görüntüyü kayıt etmek istiyorsanız micro SD kart alacaksınız. Peki micro SD kartı ne kadar video kayıt yapabiliyor? 16 güne kadar kayıt yapabiliyor. 16 günden sonra en eskiden olmak üzere üzerine yazmaya başlıyor görüntülerin. Bu şekilde bir döngü söz konusu. Bazı araç kameralarına da benzer durum vardı. Üzerindeki kartta olunca tekrar üzerine yazmaya devam ediyor. En eskiden silmeye başlayarak yapıyor bunu. Bunun dışında baktığımızda şimdi sesli iletişim özelliği var. Bunu uygulama üzerinden yapıyorsunuz. İsterseniz arama yapabiliyorsunuz. Arama yaptığınız zaman hem sizin sesiniz gidiyor hem de ortamdaki birisi varsa ve bir kedi, köpek vesaire onun sesini duyabiliyorsunuz veya bir insanla konuşabiliyorsunuz. Yani telefon gibi görüşebiliyorsunuz. Ya da sadece tek yönlü iletişim yapabiliyorsunuz. Sadece kendi sesinizi iletebiliyorsunuz. Bu da hani evler işte evinizde bir hırsız girdi bir şey oldu. Bir gürültü çıkartmak istiyorsanız yapabiliyor. Zaten bir hareket algılama özelliğini aktif hale getirdiğinizde isterseniz sesli ve ışıklı. Ön tarafında ışığı da var. Sesli ve ışıklı bip bip şeklinde bir alarm da veriyor. Ama istemiyorsanız sesiniz, kendi sesinizle de bunu yapabiliyorsunuz. Yani canlı olarak görüyorsanız eğer. Bu şekilde özellikleri bulunuyor arkadaşlar. Şimdi bir iki tane örnek video size göstereceğim. Mikro SD kaydettiğim. Bu örnek videolar sayesinde siz de hani cihazın görüntü kalitesinin konusunda en azından ne, ne gibi özellikler olduğunu anlayacaksınız. Evet arkadaşlar bu videoyu TP-Link Tapo C100'ü kullanarak kaydediyorum. Şu anda hem görüntüyü hem de sesi Tapo C100 üzerinden alıyorsunuz. İşte bu minik küçük güvenlik kamerasının görüntü kalitesi de bu şekilde. Tapo c Aynı zamanda Gece modunda çektiğimiz bu videoda karanlık bir ortamdayız. Bütün ışıkları kapattım. Çekim yerimde, çekim odamda ve Böyle bir cihaz için fena değil bence gece görüşün olması da iyi olmuş. Özellikle karanlık ortamlarda işe yarayacaktır bu kayıt. Öte yandan söylediğim gibi tapu uygulaması çok başarılı. Örneğin birden fazla kamerayı da bağlayabiliyorsunuz anladığım kadarıyla. Hani bende bir tane kamera vardı ama 32'ye kadar kamerada yine tapu üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Ama söylediğim gibi şimdi bu ürün birazcık hani profesyonel kullanım için değil arkadaşlar. Ha siz hani profesyonel için de kullanabilir misiniz? Evet olabilir ama Hani profesyonel kullanım kartından kastettiğim şu bir evin güvenlik ihtiyacını belki karşılama bir iş yerinin güvenlik ihtiyacı için hani kayıt edebilme özelliği cihazın üzerinde olduğu için örneğin bir hırsız vesaire geldiğinde bu cihazı alıp götürse sizin kayıt kalmamış oluyor ne yazık ki. O yüzden hani daha çok böyle amatör kullanım için ya da böyle hani evdeki güvenliğinizi sağlamak için kullanabileceğiniz bir ürün. Zaten fiyatı da ona göre arkadaşlar. Tabii ki siz daha komplike çözümler var. Hani bir yere kayıt yapabilen belli bir saatte belli bir dakikada kayıt yapabilen cihazlar veya büyük setler var ama onların fiyatı tabii ki 280 lira değil arkadaşlar. O yüzden bunu daha çok böyle amatör kullanım için, evinizdeki kullanım için ve hani işim görülsün, çocuğum var mesela bebeğimle konuşmak istiyorum veya evimde hay evcil hayvan olan çok güzel olabilir. Evcil hayvanları olanlar için onunla konuşma imkanı sunuyor size. Sesinizi o hayvana iletebiliyorsunuz. O da size cevap veriyorsa eğer hani böyle bir iletişiminiz varsa onunla bu kamera yardımıyla konuşabiliyorsunuz. Hareket kabiliyeti yok. C200'de vardı ama bu C100 modelinde yok. Bunu bir yere koyduğunuz zaman sabit bir şekilde duruyor ama geniş bir açısı var. O yüzden hani koyulduğu alanda birçok şeyi kadrajın içine sığdırabiliyor. O da güzel bir özellik olmuş. Ama tabii ki oynayan bir mekanizm olsa tabii ki daha güzel olabilirdi. Hani göremediğiniz alanlarda ne olduğunu bakma konusunda. Ama bu ürün hani uygun fiyatlı ve hani evdeki güvenlik çözümünü sağlamak için tasarlandığı için Öyle bir özellik konulmamış. Öyle bir şey istiyorsanız da C200'e bakmanızı öneriyorum. TP-Link Tapo c 100ün neler yapabildiğini size göstermeye çalıştım. Yine ürünle ilgili merak ettikleriniz olabilir. Şöyle bir özelliği var mı? Şunu yapabiliyor mu? Şuradan bir fonksiyon ekleyebiliyor muyuz? gibi sorularınız varsa bu videonun altında benimle paylaşmaktan çekinmeyin arkadaşlar. YouTube kanalıma abone sizdir diye tahmin ediyorum ama yani şimdi bir rakam göstereceğim ekranda. İzleyenlerin büyük bir çoğunluğu abone değil. Abone olursanız çok sevinirim. Size bir maliyeti olan bir şey değil. Cebinizden para çıkmıyor. Küçük bir tuşa tıklayarak abone olacaksınız. Bu da benim için önemli. Bu konuda bana destek olursanız çok sevinirim. İsterseniz beni Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlardan da takip edebilirsiniz. Farklı bir incelemede, farklı bir videoda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.